İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kentle İnanç Dünyası programı ile karşınızdayız. Ben Mithat Yılmaz. Bu akşamki konumuz Allah'ı tanımak ve Yunus Hocam'la birlikteyiz yine. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Elhamdülillah, Rabbimize hamdü senalar olsun. Sizler nasılsınız? Çok şükür hocam, biz deyiz. Geçen haftaki güzel yorumlar, güzel gelen sonuçlardan sonra tekrar konularımıza devam edeceğiz dolu dizgin. Elhamdülillah. Dediğim gibi bu akşamki konumuz Allah'ı tanımak. Hocam, Allah'ı tanımak nedir, ne anlama gelir ve nasıl gerçekleşir? Biz ne anlamalıyız bu cümleden, bu sorudan? Bizi aydınlatır mısınız? Buyurun. Peki, çok teşekkürler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amin bi seyyidinil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bizleri bugün de bir araya getiren, sizlerle buluşma fırsatı tanıyan Rabbimize hamdü senalar olsun. İnşallah bugün de Allah'ı tanımak konusuyla birlikte olacağız. Geçtiğimiz programda bildiğiniz gibi bizler iman nedir konusuna değinmiştik. Ve imanın ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalıştık. Bu haftada imanın şartlarından ilki olan Allah'ı tanımak konusuyla konumuza devam edeceğiz inşallah. Şimdi sunucumuz Mithat Bey'in de söylediği gibi Allah'ı tanımak deyince aslında insanlar Allah'ı biliyorum ve bitti gibi algılayabiliyorlar. Fakat bizim iman etmemizin esas sebebi olan vahyin bize karşı getirdiği bir takım sorumluluklar vardır. Bu sorumlulukları bilmek, bu sorumluluklara göre hareket etmek gerekir. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri de kendisi kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere kendisini tanıtmış, kendisinin isimlerinden bahsetmiş, kendisinin bir takım sıfatlarından bahsetmiş ve kendisinin bize nasıl karşılık vereceğine dair de bir takım çıkarımlar yapmamızı sağlamıştır. Bizler buradan yola çıkarak Rabbimizi en başta vahiy öncülüğünde, vahyin aydınlığında tanımaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ben şöyle bir çıkarım yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi biz insanoğlu olarak aslında gayet aciz varlıklarız. Ve bu acizliğimizi bilmek, bu acizliğimize göre hareket etmemiz gerekir. Lakin siz de biliyorsunuz ki aslında dünyada çok daha güçlüymüşüz gibi davranıyoruz. Aslında böyle bir gücümüzün olmadığının farkına varmak gerekir. Şöyle programımızın başında bir tefekkür ile başlamamız bizler için daha iyi olacağı kanaatindeyim. Sizler de saygıdeğer izleyicilerimiz, bizlerle beraber şöyle kısa bir tefekkürün içerisine girmenizi rica edeceğiz. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Bir saatlik tefekkür 1000 senelik nafile ibadetten daha efdaldir buyuruyor. O zaman tefekkür dediğimiz uygulamayı daha ziyade bir şekilde gerçekleştirmek, fikriyatımızı, düşüncemizi Allah'a doğru yöneltmemiz gerektiğini de buradan anlamamız gerekiyor. O yüzden tefekkürümüzü biraz daha Allah'a doğru yöneltip şimdi şu söyleyeceklerimi, bahsedeceklerimizi daha derinden düşünmenizi rica edeceğim. Bildiğiniz gibi bizler doğuyoruz. Doğduktan sonra evvela bir anneye muhtacız. Ve bu anneye muhtaçlığımızın ardından yemeye, içmeye, nefes almaya ve hatta ve hatta sevgiye muhtacız. Bu sevgiye muhtaç olmamız Allah Celle Celaluhu'nun sevgiye, yemeye, içmeye bunlara hepsine muhtaç olmamız Allah Celle Celaluhu'nun takdiriyledir. Bizlere Allah Celle Celaluhu bunları ihtiyaç duyacağımız bir beden üzere yaratmıştır. Fakat biz dünyada sanki bu kadar çok şeye hiç ihtiyacımız yokmuş ve bu ihtiyacımızın farkında olmadan da sanki çok güçlü, her şeyi yapabilir, her şeyi idrak edebilir gibi bir yaşam sürdüğümüzün farkına varmak gerekir. Halbuki şöyle kısaca düşünecek olursak, dünya üzerinde gücümüzün yetmediği, istesek de başaramayacağımız, istesek de elde edemeyeceğimiz birçok nokta vardır. Bunlar Allah'ın takdiri ile gerçekleşmiş hususlardır. Ve insanın içerisinde yatan, işte bu acizliğinden, bu ihtiyacından ötürü insanın içerisinde yatan bir Allah'ı arama gerekliliği vardır. Allah'ı arama gerekliliği şuradan doğar. Kendisindeki her ne kadar dışa vurmasa da bu ihtiyaç sahibi oluşu, bu aciz oluşu kendisinde acaba hiçbir şeye muhtaç olmayan, acaba mükemmel bir varlık olabilen bir varlık var mıdır sorusunun cevabını aramaktan ötürü gelir. İşte
Bu varlık Allah Celle Celaluhu'dur. Zaten Allah'ın tanımlarından bir tanesi de bildiğimiz gibi mükemmel varlık anlayışıdır. Onda hiçbir eksiklik yoktur. Onda hiçbir kusur yoktur. Hatta ve hatta bizlerin dini bir ifade olarak çoğu kez kullandığımız Subhanallah diye bir tabirimiz vardır. İşte bakın, bizler normalde namazda olsun, günlük hayatta olsun Allah'ı andığımız birçok ifademiz mevcut. Fakat biz bunların tam olarak anlamını ne yazık ki idrak edemiyoruz. Subhanallah diyoruz belki namazda, yolda yürürken, sağda solda, arkadaşımızla bir şeye hayret ettiğimizde, değil mi? Subhanallah deriz bir şeye hayret ettiğimizde. İşte normalde Subhanallah'ın anlamını bilseydik bizleri yaratan Allah'ımızı daha iyi tanıma fırsatımız olabilirdi. O zaman Subhanallah'ı şöyle biraz açalım. Subhanallah, Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim demektir. Ve onda hiçbir eksiklik olmadığının da farkına varmak demektir. Şimdi o halde ben hiçbir eksiklik bulunmayan, hiçbir ihtiyacı olmayan, ne istersem cevabını bulabileceğim bir Allah'ın kuluyum. O halde şu dünyada beni ne üzebilir? Şu dünyada beni ne kedere boğabilir diye bir düşünmem gerekiyor. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle merhametli ki bizlere bu merhametinin bir gereği olarak Kur'an-ı Kerim'de kendisini uzun uzun anlatmış. Sadece Subhanallah kelimesiyle bizleri yeterli bırakmamış. Bizlere bunun haricinde birçok ayet-i kerimede, hatta ve hatta dilden dile dolaşan küçük küçük çocuklara öğretilen birçok ayet-i kerime aslında bizlere Allah'ı anlatıyor. Örnek verelim. Bir İhlas suresi, bir ayetel kürsi, aslında bunların hepsi Allah Celle Celaluhu'yu anlatan ayetlerdir. Ve bizler Allah Celle Celaluhu'yu anlatmak deyince evvela şunun farkında olmamız gerekiyor. Aslında çokça kullandığımız Kur'an-ı Kerim'de tam 113 surenin başında bulunan, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 114 sureden meydana gelmektedir. Bunların 113'ü Besmele ile başlamaktadır. Bu Besmele ile başlayan ayetlerin hepsinde, biz bu surelerin hepsinde evvela bir Bismillahirrahmanirrahim deriz. Ve hatta Hazreti Peygamber aleyhisselamın tarifiyle her hayrın başı besmeledir diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, öyle değil mi? O halde şu besmelenin içerisinde bile geçen Allah'ın iki tane ismine daha da yakından bakmamız gerekir. Bu isimler bildiğiniz gibi Rahman ve Rahim ismi celilleridir. Allah Celle Celaluhu'yu her besmele ile anışımızda, Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile biz bunu tercüme ediyoruz. Fakat buradaki Rahman ve Rahim kelimelerinin aslında çok daha derin, çok daha ayrıntılı anlatılması gereken manaları vardır. Kardeşlerim, sevgili izleyenler, Rahman ismi celili Allah Celle Celaluhu'nun insanları dünyada affedici, dünyada koruyan, gözeten, onları her türlü şekilde onlara rızık veren, nimet veren, onları dünyada affeden, çokça merhametli olan, dünyada onlara karşı çok merhamet gösteren, şefkat gösteren anlamındadır. Rahim ismi celili ise Allah Celle Celaluhu'nun ahirette, işte o dirildiğimiz huzuru mahşer gününde kullarını affeden anlamındadır. Şimdi bildiğiniz gibi kadınlarda bir rahim diye bir organ var, değil mi? Ve bir çocuğa karşı en merhametli, en şefkatli olan kimse annesidir. Annesi kadar bir çocuğa şefkatli davranan, merhametli davranan dünyada hiçbir varlık yoktur. Ve çocuk ne yaparsa yapsın, ne kadar annesini üzerse üzsün, ne kadar annesine karşı isyan ederse etsin, anne bir şekilde çocuğunu affedecek bahaneyi bulur. Çünkü Allah Celle Celaluhu Rahim ismi celilinden küçücük bir parça annenin içerisine koymuştur. Annedeki bu merhamet özelliği, bu affedicilik özelliği Allah'ın ona bahşetmiş olduğu bu duygudan dolayıdır. İşte Allah Celle Celaluhu kadınlara vermiş olduğu, annelerimize vermiş olduğu bu affedicilik özelliğinin milyarlarca katı bizim Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'da mevcuttur. O halde buradan kendimize iki tane ders çıkaracağız. Bir, dünyada hangi şart altında olursak olalım,
Ne durumda olursak olalım, Allah'ı çok iyi tanıyalım, Allah'tan uzak olalım, günahkar olalım, ne olursak olalım, Rabbimiz bize karşı öncelikle çok merhametli, bunu bilelim. Çünkü dünyadaki şu yaşantımızı biraz düşünecek olursak, hepimizin birçok hatası var, hepimizin birçok sıkıntısı var. Ama Allah'a karşı da özellikle işlediğimiz birçok hatamız bulunmakta. Fakat Rabbimiz bunların içerisinde bu hatamızdan, bu sıkıntımızdan, ona karşı yakalamamız gereken şu kurbiyetten, şu yakınlıktan aslında çok daha fazlasını göstermemiz gerekirken, Rabbimiz bu kadarını gösterdiğimiz halde bizlere karşı gayet affedici davranıyor. Demek ki biz Allah'ın bizi koruduğunu, kolladığını, gözettiğini, bizlere karşı ne denli merhametli olduğunu unutmamamız gerekir. Şimdi bizler bu noktada Allah Celle Celaluhu'nun öncelikle bizleri koruduğunu, kolladığını, gözlediğini, bizleri gayet affedici bir şekilde dünyada karşılaştığının farkındayız. Bir de Rahim ismi celili var ki Rabbimizin bizi ahirette affedeceğine dair bir ismi celili demiştik. İşte Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bu dünyada bizlere karşı merhametli ve şefkatli olduğu gibi ahirette huzur-u mahşerde de gayet affedici, gayet merhametli bir kul olduğunu, gayet merhametli bir şekilde kullarına yaklaşacağını unutmamak gerekir. Şimdi bu noktada Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatından Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir gün bir çocuk hastalanmış, bir genç, bir delikanlı, çocuk derken bir delikanlı rahatsızlanmış, Hazreti Peygamber aleyhisselama götürmüşler. Peygamber aleyhisselam çocuğun, gencin, delikanlının saçını tutarak demiş ki, okşayarak, evladım nasılsın, nasıl hissediyorsun kendini, var mı bir sıkıntın diye sormuş, bir hasta ziyareti bildiğiniz. Hazreti Peygamber aleyhisselama çocuk şöyle karşılık vermiş, ya Resulallah, günahlarımdan çok korkuyorum. Çok fazla korkuyorum, çok günahım var ya Resulallah. Ama Allah'a karşı da güveniyorum demiş. Ona karşı çok umutluyum. Allah'a karşı umut doluyum. Ve çok günahım var, bunlardan da çok korkuyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselam çocuğa dönerek önce başını sıvazlamış. Sonradan etrafındaki ashab-ı kirama şöyle seslenmiş. İyi bakın, şuradaki korku ile, şu çocuktaki korku ile ateş yan yana bulunmaz. İman budur buyurmuş. İşte demek ki Rabbimize karşı onu tanıyabilmemiz, ona daha yakın olabilmemiz adına iki tane daha buradan bize ders çıktı. Bunlardan birincisi Rabbimize karşı büyük bir umudumuz olacak. Allah yakar. Ne yazık ki biz çocuklarımıza küçüklükten itibaren biraz böyle yaklaşıyoruz. Allah taş eder, Allah yakar, Allah çarpar. Yok 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 kardeşim, hayır. Çocuklarımıza bunları söylemeyelim. Allah'ımızın her şeyden önce merhametinden, mağfiretinden, affediciliğinden bahsedelim. Rabbimizin ne kadar şefkatli olduğunu anlatalım. Çocuk bunu bilerek yetişsin. Böyle bir genç olsun, böyle bir delikanlı olsun. Bunun arkasından ise günahlarımızdan korkmamız gerektiğini çocuğa gerektiği vakit anlatalım. Çünkü bu günah mevzusu aslında işlediğimiz bir ayıbımızdır bizim. Bildiğiniz gibi şimdi kendi hayatımızdan dedik ya, bugün tefekkür dolu bir ders yapacağız inşallah, bir sohbet yapacağız. Ben şimdi bu kanalın sahibine karşı veyahut anne babaya karşı, herkes kendisi için düşünsün. Annenize babanıza karşı bir ayıp ettiğinizde, bir sıkıntı yaşadığınızda, onlara karşı bir kusur işlediğinizde hayatınıza hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor musunuz? Hayır, edemiyorsunuz. Onlara karşı bir özür, bir çaba, kendinizi affettirebilmek için herhangi bir şeyler yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu sizin kusurunuzun üstünü örtmeniz için gerekli olan bir şeydir. Ve Allah Celle Celaluhu'ya karşı bir kusur işlediğimizde, o halde tıpkı annemize babamıza bir hata yaptığımızda, hani annemize karşı bir kusur işlediğimizde ne yapıyoruz? Gidiyoruz, bir çiçek alıyoruz, bir pasta alıyoruz, kurban olayım annem, özür dilerim annem, bir şeyler diyoruz ya. Heh. Allah'a karşı da herhangi bir kusur işlediğimizde, herhangi bir hata ettiğimizde, işte o zaman da yine Allah'ın huzuruna çıkıp, ya Rabbi özür dilerim. Korkmamız gerekiyor şu günahtan kardeşim. Ya Rabbi boynumuzu bükmemiz lazım.
Annenin karşısında hani o ayıp işlediğinde geçip boynunu büküyorsun ya, özür dilerim anne, özür dilerim baba diyorsun ya. Heh, Rabbimize karşı da bir hata ettiğimizde, bizim dinde günah olarak tabir ettiğimiz herhangi bir şeye bulaştığımız zaman, ya öncelikle şurasını bir belirleyelim. Günah dediğimiz mevzu bizim ruhumuzda var kardeşim. Bizim kendi damarlarımızda var ya. En büyük sıkıntımız da bu değil mi hocam? Tevbe kapısının her zaman açık olduğunun farkında değiliz. Amenna, amenna. Şimdi bizler bu sıkıntının farkında olmalıyız. Allah'ın affediciliğini bilmemiz lazım. Eğer sen Allah'a karşı, ama biz ne yapıyoruz? Bu tövbe kısmını, Allah'a karşı yakın olma kısmını, işte bu korku mevzusunu çok iyi anlayamadığımız için biz korkuyu hep yıllarca nasıl anlamışız? Allah çarpar, Allah taş eder, az önce söylediğim gibi. Biz bunları anlamışız. Halbuki korkmak ona karşı bir yakınlık ifadesi barındırır. Allah'tan korkmak deyince ondan uzak olmayı anlamamalıyız. Allah'tan korkmak deyince ona bir o kadar da yakın olmamız gerekir. Çünkü insan korktuğu varlığa karşı bir özür dilemesi gerekir. Anne baba örneğinde olduğu gibi, öğretmen örneğinde olduğu gibi. Özrü ona karşı bir borç bilmek gerekir. Öyle değil mi? Evet hocam. Aynen öyle. Çok haklısınız. Ağzınıza sağlık. Biraz da gelen yorumları okuyalım. Tabii ki buyurun. Tabii bu süreçte ben sözünüzü kesmek istemedim. Çok yorum geldi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Birkaç kişi okuyayım buradan. Fatma Ünver hanımefendi, hayırlı akşamlar, kolay gelsin diliyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nevin Kahraman Tekin, çok güzel konulara değiniyor. Başarılarının devamını dilerim hocamızın demiş. Allah razı olsun. İlknur Galatalı, hayırlı yayınlar diliyorum. Kent 19'a başarılar dilerim demiş. Teşekkürler, sağ olun. Emrecan Bey, hayırlı yayınlar. Yunus Hocama ve Mithat Bey'e başarılarının devamını diliyorum diyor. Mustafa Alagöz bir soruyla geliyor hocam. Evet, biliyorsun. Selamun aleyküm demiş öncelikle. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. İman zayıflığı belirtileri nelerdir? İman zayıflığının bir tarif edelim hocam müsaadenizle. Ondan sonrasında da bunun için neler yapmalıyız? Yani imanımızı zayıf gördüğümüz zaman, kendimizi kötü hissettiğimiz zaman, moralimizin, motivasyonumuzun azaldığı zamanlar neler yapmalıyız? Nasıl Allah'a yakınlaşmalıyız? İşte tam da bu bahsettiğimiz konuyla başlayabiliriz mesela. Öncelikle Allah'a yakın olmayı bilmek gerekiyor. Şimdi öncelikle şurasını da bir belirtmek lazım, bu kardeşimizin sorusu icabı. İman artan ya da eksilen bir şey midir sorusuna bizim mezhep imamlarımız, itikadi mezhep imamlarımız iman artmaz ya da eksilmez şeklinde cevap vermişlerdir. Fakat imanın zayıflanması veya imanın kuvvetlenmesi dememiz lazım buna. Çünkü artma ve eksilme mevzuları biraz daha fiziki konularla alakalıdır. Ama iman dediğiniz mevzu zayıflayıp güçlenebilen bir konu dahilindedir. Dolayısıyla imanımızın zayıfladığını, imanımızın gereği şeklinde hareket etmediğimizi gördüğümüzde öncelikle kendimizi bir hesaba çekeceğiz. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor değil mi? Ölmeden önce ölünüz. Aslında bu sözün altında başka bir şey yatıyor. Ölmeden önce ölünüz derken aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendinizi ölmeden önce şöyle bir hesaba çekin. Ne durumdayım? Ne yapıyorum? Nasıl gidiyor? Şimdi bizi izleyen, ekranları başında bulunan illaki esnaftan kardeşlerimiz vardır. Ne yapıyor bu kardeşlerimiz dükkanı işletirken? Ay sonu geldiğinde ne kadar mal satmışım, ne kadar para kazanmışım, ne kadarını harcamışım diye bir bakıyor değil mi? O halde aynı bu hesabın, bu kitabın aynısını Rabbimize karşı da yapalım kardeşim. Açalım şu amel defterini, 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz aslında. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Çünkü kişi bilir kendini. Madem kendimizi biliyoruz, şöyle önümüzü açıp bir bakalım. Ben ne durumdayım? Nasıl gidiyorum? Allah'a ne kadar yakınım? Allah'ın emirlerini ne kadar yerine getiriyorum? Allah'ın haramlarından, yasaklarından ne kadar kaçıyorum? Bunu düşündük. İşte derse başlarken, sohbete başlarken tefekkür dememizin sebebi buydu. Tefekkür bizim hayatımızda devamlı bulundurmamız gereken bir özelliktir. Nitekim eğer siz bu tefekkürü bünyenizde bulundurmazsanız sizin ne durumda olduğunuzu, nereye gittiğinizi, ne kadar sıkıntıda olduğunuzu, ne kadar kârda olduğunuzu idrak edemezsiniz. O halde üzerimize düşen görev hayatımızda tefekkürü devamlı bulundurmaktır. Tefekkür edeceğiz, durumumuzu ortaya koyacağız. Şurasını da söyleyelim. Asla ve asla kendimizi geçtiğimiz sohbette değmiştik hatırlarsanız. Baktık ki, ya kardeşim ben 5 vakit namaz kılıyorum, oruç da tutuyorum. Ya ufak tefek günahlarım var, onlara da tövbe ediyorum. İyi, böyle devam edeyim o zaman. Hayır. Allah'a yakın olmakta hiçbir mesafe ve hiçbir sınır tanımayacağız.
Allah'a yakın olmaya devam edeceğiz. Her seferinde Allah'a yakın olmak için biraz daha çalışmamızı artıracağız. Nitekim Allah Celle Celaluhu kulunu sevmesiyle alakalı bir kutsi hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bu hadis benim çok hoşuma gidiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu kutsi hadiste Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor diyor. Rabbimiz şöyle buyurmuş. Kulum kendisini bana farz ibadetlerle yaklaştırır. Nafile ibadetlerle kendini sevdirir. Eğer ben bir kulumu seversem, benim hadiste beni bitiren sevginin zirvesi olarak görmüş olduğum yerlerden bir tanesi budur. Sevgi eyleminin zirvesi burada yaşanır. Eğer ben bir kulumu seversem, onun gören gözü olurum, duyan kulağı olurum, yürüyen ayağı olurum, tutan eli olurum. Demek ki kardeşim, Allah'a karşı öyle bir sevgi besleyeceğim ki, ne yaparız? Ben bu arkadaşı seviyorum değil mi? Herhangi bir kardeşimi seviyorum, bir şeyi seviyorum. Onun her işine koşturmaya çalışırım değil mi? Seviyorum ya, işi kolaylaşsın isterim. Allah da bir kulunu sevince onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli oluyormuş. O zaman ben Allah'a karşı bu noktaya gelmeye çalışmalıyım. Geçtiğimiz sohbetimizde Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan bahsettik. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın imanını konuştuk hatırlarsanız. İşte o iman seviyesini elde etmemiz evet zor demiştik. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh olamayız belki. Fakat Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı taklit edebiliriz. Ona yaklaşmaya çalışabiliriz. Hesabımızı kitabımızı yaptık, önümüze koyduk. Ne yapacağız? Farzlar yerindeyse nafilelere başvuracağız. Sünnetlere başvuracağız, menduplara başvuracağız. Buralara gideceğiz, müstehaplara başvuracağız. Hayatımızdan iki, haram, yasak olan şeyleri çıkaracağız. Bir bir. Yani ne sıkıntıdaysa bizim için, o güne dair ne günahımız varsa bunu çıkaracağız. Ve bunların en başına zikrettiğimiz bir şey daha vardı. Allah'a karşı şu fikriyatımızı hayatımızın hiçbir anından eksik etmeyeceğiz. İşinizi nasıl düşünüyorsanız, çocuğunuzu nasıl düşünüyorsanız, Allah'ı da öyle düşünmek zorundasınız. İşim nasıl gidiyor, kârda mıyım, zararda mıyım diye esnaf kardeşlerim bilirler, her gün düşünüyor değil mi? Memur arkadaşlarımız, memur kardeşlerimiz her gün ay sonu gelecek mi diye hesap yapıyorlar değil mi? O zaman şu bizim amellerimizin de Allah'a karşı Allah'la olan ilişkimizin de nasıl gittiğine dair bir hesap tutmamız lazım. Ve bu hesabın neticesinde de kendimize yön verebilmek lazım. Hocam biliyorsunuz sekülerleşmiş bir çağdayız. İnsanlar pek Allah'ı düşünmekten uzak kalıyorlar. Çok yoğun geçiyor günler. Maalesef. Gerek iş dünyası, gerek aile, gerek çevre. Bizim asıl merak ettiğimiz bir soru var. İnsan Allah'tan uzaklaştığını hissettiği zaman bir mümin, namazlarını aksattığı zaman, günahlar işlediği zaman dediğiniz gibi günah içimizde. Günah işlemek yani çok çok olağanüstü bir şey değil. Günahsız insan yok peygamberlerden başka. Evet. Öyle değil mi? Bu zamanlar bizim kendimizi nasıl motive etmemiz gerekiyor? Nasıl Allah'a yaklaşmamız gerekiyor? Burada da az önce dile getirdiğimiz Allah'ın affediciliğinin farkında olacağız. Bu tövbe kapısının açık olduğunu biz az önce anlattık ya. Allah affedici kardeşim. Allah'ın affedemeyeceği günah diye bir günah yok. Allah'ın gücünü, Allah'ın affetme özelliğini kimse tartmaya çalışmasın. Ama ne yazık ki burada insanın biraz kendi düşüncesi de kendini kötü görmesi de etkili olabiliyor. Ne yapıyor? Diyor ki ya ben şu kadar şey yaptım, şu günah işledim, bu günah işledim. Böyle geldi, böyle gider. Ne yazık ki ben gençler arasında özellikle çok yaygın görüyorum. Diyor ki hocam biz zaten cehennemliyiz. Aa hafazan Allah ya. Hafazan Allah ya. Yani biz cehenneme gideceğiz diye bir şey yok kardeşim. Allah hiçbir kulunu cehenneme atmak istemiyor. Allah hiçbir kulunu cezalandırmak, Allah hiçbir kulunu yakmak istemiyor. Benim bu noktada gençler üzerinde çok ciddi anlamda söylüyorum. Ne yazık ki çok yaygın olarak görüyorum. Ben Allah'ı affedici bileceğim. Allah'ın beni yakmak istemediğini bileceğim. Ve cennet ihtimalimin olduğunu bildiğim kadar cehennem ihtimalini de unutmayacağım. Dinde orta yol diyoruz işte biz buna. Mutedil olmak diyoruz. Orta yolda olacağız. Ve Allah'tan ümit kesmeyeceğiz. Bu üç şeyi gerçekleştirdiğimiz anda kişi illaki sıkıntısı olabilir. Sekülerleşmiş bir dünyada olabiliriz. Dünyevi işlere çok fazla dalmış olabiliriz. Fakat burada kişi fikriyatında Allah'ın varlığını hatırlarsa, Allah'ın varlığını bilir ve onu daha yakından tanırsa bütün zorlukların üstesinden gelebilir. Sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Birkaç yorum daha okuyayım müsaadenizle. Tabii ki buyurun. Serap Demirci.
Tefekkür tam olarak nasıl yapılır? Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Tefekkür nasıl yapılır hocam? Sorumuz bu. Fakat birkaç mesajımız daha var. Evet. İlknur Galatalı hanımefendi. Hocam çok teşekkür ediyorum bu konuda aydınlattığın için demiş. Ahmet Mert Beyefendi hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Kent 19 TV selamlar, sevgiler. Mersin'den demiş. Mersin'den de bizi izliyorlar. Buradan da Mersin'e selamlar. İsterseniz sorumuza cevap verelim. Bir soru daha var, onu daha sonra soralım. Serap Demirci hanımefendinin tefekkür tam olarak nasıl yapılır sorusu. Çok güzel. Tefekkür dediğimiz gibi Türkçe karşılığı olarak aslında fikretmek, düşünmek demektir. Ve Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de tefekkürü nasıl yapacağımıza dair bize bir takım örnekler veriyor. Ne diyor? Hiç siz gökteki yıldızlara bakmaz mısınız? Hiç siz güneşin tepenizde nasıl durduğunu fark etmez misiniz? Böyle ayetler var değil mi? Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerim, özellikle Kur'an-ı Kerim'in mealine şöyle bir göz gezdirirseniz, böyle ayetlerin ne kadar çok olduğunu farkına varırsınız. Siz hiç akıl etmez misiniz? Siz hiç düşünmez misiniz? Tarzında ayetler var. Ve bu ayetlerin özüne bakacak olursanız, Allah Celle Celaluhu'nun tefekkürle insanı ulaştırmak istediği nokta öncelikle Allah'ın varlığı hususudur. Nitekim bir ayet-i kerime var, hatta Allah Celle Celaluhu ne diyor? Sizin yeryüzündeki sularınızı çekip alıversek size kim bir damla su verebilir diyor Allah. Demek ki Rabbimizin, bakın şu anda bu cuma namazında Çorum'da kentimizde biliyorsunuz büyük bir kuraklık eşiğindeyiz. Ve iki cumadır Çorumlu kardeşlerim, biriler bizi izleyenler, Çorum'da ikamet edenler, iki cumadır yağmur duaları yapılıyor. Çünkü bir suya ihtiyacımız var. Allah korusun, Rabbim tez zamanda hayırlı yağmurlar ihsan eylesin, afetinden korusun. Fakat şu kuraklığın Allah korusun devam ettiğini düşünelim. Bize bir damla su verecek kimse yok. Evet, Rabbimize karşı çok günahkarız. Rabbimize karşı çok kötülüğümüz var belki. Belki hani sınıfta böyle tembel öğrenci olur ya, kötü öğrenci olur ya. Belki çok kötüyüz. Evet, ama ondan başka gidecek kapımız yok kardeşim. Açalım ellerimizi, varalım huzuruna. Ya Rabbi, biz öncelikle çok günahkar, şunu bir affedelim. Benim bir hocam vardı, öyle derdi. Allah'ın karşısında artistlik yapmayın oğlum derdi bize. Namaza durduğunuzda, Allah'a dua ettiğinizde böyle alelade dua etmeyin. Önce acizliğinizin farkında olun. Sohbetimizin başında değindiğimiz yer. Aciz olduğumuzu bir kabul edelim. Ya Rabbi, sen kerem sahibisin. Sen bize yağmur vermesen biz ne yaparız? Hatta yağmur duasında da ne denir? Ya Rabbi, çayırlarda meyleyen kuzuların yüzü suyu hürmetine denir değil mi? Evet. Yeni doğan bebeklerin yüzü suyu hürmetine, beli bükülmüş ninelerin yüzü suyu hürmetine, sakalı ağarmış dedelerin yüzü suyu hürmetine denir. Çünkü bunlar Rabbimizin rahmetine muhtaçtırlar. Ve bizler her şeyden önce tefekküre buradan başlamalıyız. Şu yeryüzündeki hayatı şöyle bir gözünüzün önüne alın, seyredin. Hani Nesimi'nin meşhur bir şiiri var ya, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Nesimi'nin varmış olduğu nokta çok daha farklı aslında. Nesimi tefekkürü çok güzel ele almış burada. Önce ne yapacağız? Şöyle dünyadan bir sıyrılıp dünyayı geniş bir bakış açısıyla şu yeryüzünü, şu hayatı bir fikredeceğiz. Tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Aslında hocam tefekküre Allah-u Teala'dan çok bizim ihtiyacımız var. Allah'ın ona ihtiyacı yok, bizim var. Amin. Peygamber Efendimiz'in çok sık ettiği bir dua var bildiğim. Diyor ki Allahümme inna la zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım seni zikretme, sana şükretme ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et. Amin. Ne güzel. Yani Peygamber Efendimiz bunun duasını ediyormuş. Allah'ı anma, aynen öyle. Allah'ı anmak, Allah'a şükretmek, Allah'a güzel ibadetler etmek. Bizim dualarımız nasıl? Araba ver. Bizim dualarımız dünyevi. Bak ne güzel noktaya değindi kardeşim. Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın ettiği duaya bakalım. Allah'a karşı güzel zikretmekte. Ne dedi duada? Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmekte, sana şükretmekte ve sana ibadet, güzel bir şekilde ibadet etmekte bana yardım eyle. Bizler Rabbimizin yardımı olmasa, Rabbimizin mağfireti olmasa zaten bitmiş varlıklarız. Herhangi bir misyonumuz yok o zaman. Demek ki Rabbimizi o halde tanımakla işe başlayacağız. Tefekkür nasıl olur sorusunun cevabına buradan yola çıkarak gidin derim. Düşünün.
Dünya nasıl, dünyanın varoluşunu düşünün, ağaçları düşünün, böcekleri düşünün. Kara taşın üstündeki kara sineğin rızkını veren bir Allah olduğunu düşünün. Bizim farkında olmadığımız nice canlılar var ya. Sinekler, böcekler, şunlar, bunlar, hiç hayatımızda görmediğimiz canlılar var ve hizmet ettikleri bir nokta var. Dikkat ederseniz insana hizmet ediyorlar. Yağan yağmurlar, böcekler, bir arı mesela ya, bir arı, bir kelebek. Aslında biliyorsunuz bunlar çiftçi kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Bunlar bu bitkiler arasındaki tozlanma dediğimiz şeyi yapan varlıklardır. Yeryüzünde arıların, sineklerin, kelebeklerin olmadığını düşünün. Nasıl devam eder o zaman nebatat? Nasıl devam eder şu bitki hayatı? O halde bunları kısaca bir düşünelim. Bir gün düşünelim, iki gün düşünelim. Daha sonradan Allah'ın varlığına dair Allah'ı tanıdık. Ya Rabbi sen ne büyüksün, ne kerem sahibisin, ne mükemmel varlıksın diyelim. Ve Allah'ı biraz daha tanımaya geçelim. Bu noktada Allah tanımak nasıl olur demiştik en başta. Allah'ı nasıl tanırız? Rabbimiz Teala, biz burada en başta Besmele'den yola çıkarak bir şey söyledik. Besmele'nin yanı sıra Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi bir takım ayetler ile birlikte kendisini tanıtmıştır. Bu ayetlerden çok güzel bir örneğimiz, dilden dile de dolaşan bir örneğimiz var. Ayetel Kürsi biliyorsunuz. Estaizu billah Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlayan şu ayeti celileler. Biliyorsunuz Bakara suresi 256, 255, 256 Allah Celle Celaluhu burada gayet güzel kendisini tanıtıyor ve Allah'ın gücünü fark etmemiz için mükemmel ayetler. Ben bir video yayınlamalarını söylemiştim ama hazır mı acaba? Çok güzel de okuyan bir kardeşimiz var çünkü. Evet, hemen içeriden onu rica edelim. Videomuz hazır. Şu anda onunla birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون Ayetül Kürsi Bakara Suresi 255. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Allah kendisinden başka
hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzne olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek, O'na güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Kayyum, varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten demektir. Şefaatle ilgili olarak bakınız, Bakara Suresi ayet 48. Bu ayet, Ayetül Kürsi, Kürsi ayeti diye adlandırılır. Kürsi, Allah'ın kudret ve azameti, O'nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Ayette Allah Teala kendi zatının çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah, burada nasılsa öyle tahrif edilmektedir. O, yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve malikidir. Hiç kimse hakimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde ona ortak değildir. Hiçbir şey ona rakip ve eş olamaz. O, mutlak ilim ve irade sahibidir. Ona hiçbir varlık güç yetiremez. O, bütün evrenin sahibi, yöneticisi ve hakimidir. Evet hocam, çok güzel kıraatti gerçekten. Evet, ben bu çok hoşuma gidiyor, bu ayetleri okuyan şahıs. Kendisi gerçekten kulakların pasını silen diyor ya, Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti muhteşem gerçekten, ama tabii güzel okuyan kişiyle de daha da muhteşem oluyor. İnşallah Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri her birerlerimize Kur'an'ı en güzel şekilde okumayı, okuyup anlamayı, anlayıp yaşamayı ve yaşatmayı cümlemize nasip eder. Amin hocam, teşekkür ediyoruz. Birkaç yorum daha okuyayım müsaadenizle. Buyurun. Ozan Orhan Beyefendi. Hocam Ankara'dan selamlar. Cumartesi günlerini iple çekiyoruz. Esnaflarımızın bereketlerinin artması için bir dua rica ediyor. İnşallah programın sonunda. Program sonuna doğru bir dua yapalım inşallah. Sağ olun hocam. Aynı Ozan Bey. Hocam minimum kaç sure ile namaz kılabiliriz diye sormuş. Çok güzel. Şimdi öncelikle namaz kılmak, bildiğimiz gibi Rabbimizin bizlere Kur'an-ı Kitabı Kur'an'da emirlerinden bir tanesi, farz olan emirlerinden bir tanesi. Farz için şunu söylemek gerekir, bunu biz yapacağız, başka çaresi yok. Geçtiğimiz haftaki sohbette değinmiştim hatırlarsanız, Rabbimizin bir konuda kesin bir hükümle bizden istediği ibadetlerde yapmıyorum diye bir ifade kullanamayız. Yapmamız gereken iş, eğer yapamıyorsak da acziyetimizin ve en başta değindiğimiz o günah mevzusunun, o ayıbımızın farkında olmak gerekir. Kardeşlerimizden eğer böyle isteği olan varsa ne âlâ, ne kadar güzel. O zaman öncelikle namaza devam etmenin ne kadar güzel olduğunu farkına varacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyorlar, soruyorlar, diyorlar ya Resulallah, en güzel ibadet hangisidir? Az da olsa devamlı olanıdır. Biz namaza eğer devam etmek istiyorsak kendimizi surelerin içerisinde boğmamıza gerek yoktur. Bizim bir an önce Allah'ın huzuruna geçmemiz lazım. Ve Allah'ın huzuruna durmak için de tek bir sure bilmeniz bile yeterlidir, biliyor musunuz? Fatiha suresini bilen bir kişi namaza durur, kıyamda Fatiha'yı okur. Aralardaki tesbihatlar vardır ya, bir de bunu öğrenmesi zaten çok uzun bir şeydir. Bu bir sure değildir. Subhane Rabbiyel Azim, bildiğiniz gibi rükuda. Ya secdeye yattığınızda da Subhane Rabbiyel Ala, gerekirse tahiyyatta da Fatiha okur. Namaz kılmak istiyorsa, bir an önce başlayayım derdi varsa Fatiha ile başlasın kardeşim namaza. Ama madem böyle bir çaba var, madem Allah'a yaklaşmak istiyoruz, o zaman hemen yanına kısalarından bir İhlas suresi, bir Kevser suresi, bir de tahiyyat duası eklesin. Bitti gitti. Üç sureyle toplamda
Tahiyyatı da sayarsanız, tahiyyat normalde bir duadır. Tahiyyatla beraber 4 tanedir. Başlangıçta 1 ile devam edebilirsiniz. Fatiha. Başka hiçbir şey yok. Ama sadece Fatiha'yı bir an önce namaza başlamak için. Buranın altını çiziyorum. Ben vakit kaybetmek istemiyorum. Ben Allah'ın huzurundan ayrılmak istemiyorum. Bunu göstermek için Fatiha ile direkt bu akşamdan hemen yatsı namazını zannediyorum bütün izleyicilerimiz kılmışlardır ama bizle beraber programdan çıktıktan sonra hemen yatsı namazına başlasınlar. Hiç sure bilmiyorsa Fatiha'yı hemen bir an evvel öğrenip ki nitekim Fatiha'yı da biliyoruzdur muhtemelen duralım namaza. Arkasından hemen 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde zaten Allah'ı tanıtan bir suredir o da. Kıraatini vermedik ama gerekiyorsa biz yapalım. Bakın kısacık bir sure. Estaizu billah. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu küfüven ahad. Bu kadar. Yani şunu okuması zaten 20 saniye sürüyor. Bunu da ezberleyebilirsiniz. Devamında da inşallah sure sayılarınızı artırarak namaza devam edersiniz. Cennete gitmek basit diyorsunuz yani hocam. Cehennem zor esas olan. Evet, zor olan, karmaşık olan yol orası. Aynen öyle. Aynen öyle. Allah razı olsun. Günaydın. Serap Denmirci hanımefendi, Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir yayın demiş. Ve bir sorusu daha var. Biz de merak ediyoruz gerçekten. Dünyadaki sıkıntılarımızın sebepleri nelerdir? Nasıl sabır gösterelim? Aslında dünyadaki sıkıntımızın sebebi bir numaralı maddesi biziz. Yani kendimizden kaynaklanıyor ne oluyorsa. Bu sıkıntılar içerisinde bizim sıkıntıdan kurtulmak olarak gördüğümüz şey nedir? Öncelikle bunu bir belirlememiz gerekiyor. Ben burada kısaca bir şeye değinmek istiyorum. Geçtiğimiz derste de kısaca değinmiştim. Asr-ı saadet diye bir tabirimiz var bizim geçtiğimiz sohbette kısaca değindik. Asr-ı saadet dediğimiz bu zaman dilimi Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatının son dönemine verilen isimdir. Ve asr-ı saadet içerisinde olan olaylara şöyle bir göz atacak olursak, bildiğiniz gibi birçok sıkıntı yaşanmıştır. Yaşanan güzel olaylara bakacak olursak çok az güzel olay vardır. Ama o devrin insanları, o zamanı yaşayan kimseler bu vakte asr-ı saadet yani mutluluk çağı demişlerdir. Kardeşim, bu kadar üzücü olay var. Bu kadar sıkıntılı, kederli, dertli şeyler yaşanmış. Biliyorsunuz yani hepsini anlatmaya gerek yok. Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatını şöyle bir göz önünden geçirecek olursak eğer, birçok savaştır, birçok hafızın şehit edilmesidir, Peygamber aleyhisselamın aç bırakılmasıdır, Peygamber aleyhisselamın zulme uğramasıdır, iftiraya uğramasıdır, Müslümanların çekmiş olduğu işkencelerdir, birçok sıkıntı var. Ama o sıkıntının içinde yaşayan insanlar o çağa mutluluk çağı adını vermişler. Neden? Çünkü Allah ile beraberlerdi. Bir kulun Allah'ı tanıyıp bildikten sonra, ondan net bir şekilde, ona net bir şekilde bağlı kaldıktan sonra onun sıkıntılı bir zaman diye zaman olmaz ki. Çünkü onun bir Rabbi vardır. Ben çocuklara çok çok affedersiniz, televizyon ekranlarında çok da ne konuşacağımızı bazen bilemiyoruz ama çocuklara böyle örnek veriyorum. Bir köpeğiniz, kediniz bir şey olduğunu düşünün. Sizin köpeğiniz, kediniz, evinizdeki bağlı olan köpeğiniz, kediniz, beslediğiniz bu hayvancağızlar, bunlar akşam ne yiyeceğim diye düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar kardeşim. Çünkü onlar rızkı verenin farkındalar. Bakın bunu bile kendilerine dert etmiyorlar. O zaman, çünkü biz Allah'ın bir kulu ise kendimizi ona benzetmekte bir sıkıntı yok. Yani temsilde hata olmaz derler. Tıpkı o hayvancağız gibi benim de bir sahibim var. Ben bir Allah'ın kuluyum ki öyle bir Allah ki benim Allah'ım işte bu yüzden Allah'ı tanıyıp onun ne kadar zengin, onun ne kadar eksiksiz bir varlık olduğunu idrak etmek gerekiyor. Bunu idrak ettikten sonra bir sıkıntımız kalmaz kardeşlerim. Allah bizimle mi? Hani bir söz var ya, çok meşhur, sağda solda da görüyoruz. Allah var, gam yok, keder yok. Allah varsa sıkıntı diye bir şey yoktur. Bu sıkıntılardan kurtulmak için Allah'a olan kurbiyetimizi, yakınlığımızı artırmak gerekir. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Bu arada gelen tüm mesajları da okuyamıyorum. Seyircilerimiz kusura bakmasın, çok mesaj geliyor. Hocamın güzel sohbetini de bölmek istemiyorum. Anladım. Fatma Ünver hanımefendi selamlar yollamış, mesajlar atmış. Mustafa Çağır, hocam verdiğiniz bilgilerin artarak devam etmesini diliyorum. 15 Temmuz gazisi Mustafa Çağır yazmış. Allah razı olsun sizlerden. Burhan Arslan Beyefendi, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum yazmış. Teşekkür ediyoruz, sağ olun, iyi akşamlar.
Muammer Bozoğlu. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi insanlar kul olarak Allah'ın emrine uymak, emrettiğine uymamaktır. Emretmediğine uymamaktır. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın diye dua etmiş. Amin. Allah razı olsun. Aynı şekilde. Tuncel Akgül. Hocam, Allah'ın varlığını nasıl ispat edebiliriz? Sizi izliyor ve merak ile cevabınızı bekliyorum demiş. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın varlığının ispatlarını aslında geçtiğimiz sohbetimizde değinmiştik. Kısaca tekrardan değinelim. Bunların geçtiğimiz sohbette de değinmiş olduğumuz hudus delili, imkan delili, gaye ve nizam delili diye bir takım deliller vardır. Ben bu delillerden sadece bir tanesini az önce bahsettiğim hususlarla alakalı olduğundan dolayı değineyim. Gaye ve nizam delili diye bir delilimiz vardır ki bizim dünyadaki ve hatta evrendeki mükemmel düzenden yola çıkarak bu mükemmel düzenin bir düzenleyicisi olma fikridir. Bildiğiniz gibi bir okul düşünün, bir hastane düşünün, herhangi bir idarecisi olmadığı takdirde bir fabrika düşünün ya da o fabrikanın işleyişi, o okulun işleyişi, o hastanenin işleyişi birdenbire sekteye uğruyor. Çünkü oraya düzen veren, orayı yöneten, oraya herhangi bir şekilde sahip çıkan bir kişiye ihtiyaç var. O da oranın idarecisi oluyor değil mi? Okulda müdür olmazsa ne olur? Her öğretmen istediği derse girer. Kaos olur. Kaos olur. Öğrenciler dışarı çıkar. Kimseye tutamaz. Ama eğer okulda bir müdür varsa okulda düzen olur. Madem dünyada bir düzen, evrende bir düzen var. Güneş her gün doğuyor, her gün batıyor, ay çıkıyor, yıldızlar geliyor, yağmur yağıyor, bitki bitiyor. Böyle şey, ya hatta evrene bakacak olursak daha neler var, neler var. Madem bu düzen var, bu düzenin kurucusu kimdir? Bu düzeni yöneten kimdir? Diye bir soru ortaya çıkıyor. Bu düzeni yöneten, bu kadar mükemmel bir düzeni sağlayan da kesinlikle bizim kusursuz bir varlık anlayışına yöneltiyor. Kusursuz varlığımız da yalnızca Allah'ımız Celle Celaluhu'dur. Bunun dışında bir delile daha değinmek istiyorum. İlk muharrik delili diye bir delil vardır. Tefekkürünüzü biraz artırırsanız, tefekkürü biraz daha yaygın kullanırsanız bunlara ulaşabilirsiniz zaten. Kendi kendinize ulaşacaksınız. Geçtiğimiz sohbetimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanifliğinden bahsetmiştik. Onun tefekküründen, onun fikriyatından bahsetmiştik. Dolayısıyla ilk muharrik delili de şunu savunur dünyada. Evrende var olan her şey hareket eder. Şimdi siz şu kalemi, şu telefonu, şu bardağı hareket etmiyor olarak görüyorsunuz. Aslında bunların hepsi içerisinde barındırmış olduğu elektronlar, atom parçacıkları, şunlar bunlar bir hareket içindedirler. Nitekim siz şu masayı alsanız, bu masayı, şu bardağı 500 yıl boyunca saklasanız, hiç kimsenin ulaşamayacağı bir yerde, 500 yıl sonra gelip şu masaya baksanız, masanın eskidiğini, çürüdüğünü fark edersiniz. Çünkü masa aslında bir hareket içerisindedir. Yeryüzünde, evrende yer alan bütün bu hareket eden cisimler nasıl hareket ediyor peki? Onlara ilk hareketi veren şey nedir? Ben şu kalemi şu anda hareket ettiriyorum. Bu hareketi sağlayan, bunu, şu anda bunu hareket ettiren benim. Peki evrenin ve evrenin içerisinde var olan her şeyin hareket ettiricisi kimdir? Bakın bu da bir tefekkür konusudur. Fikriyatınızı bu yönde genişletelim. Yeter ki Allah'a olan yakınlığımızı artırma isteği olsun benim fikriyatımın temelinde. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Cümlemizde. Dediğim gibi halkımızdan yoğun bir ilgi var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Çok mesajlar var. Gönül ister ki hepsini okumak. Fakat isimlerini zikredeyim. Mustafa Çağır, beyefendi Ali Erengül, Uğur Aksu, Mustafa Çağır tekrar. Hilal Yılmaz hanımefendi, Yaşar Demirci. Çok sağ olsunlar. Güzel mesajlarını, güzel dileklerini bize iletiyorlar. Son kez bir soru sorayım. Daha sonrasında bize ayrılan sürenin de tabii sonuna geliyoruz. Sizden bir dua rica edeceğim. Son sorumu da sorayım. Ali Erengül beyefendi sormuş. Boynumda muska taşıyorum. Bununla tuvalete gitmek günah mı? Evet. Şimdi bizim değer verdiğimiz, dinen kutsal saydığımız bir takım şeyler var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Allah Celle Celaluhu'nun ayeti celileleri. Şimdi bu muska diye tabir ediliyor ama muskanın içerisinde ne vardır, ne yazıyordur bunu bilmiyoruz. Öncelikle ne yazık ki din üzerinde, din içerisinde bunun çok fazla yanlış kullanıldığını da altını çizmek istiyorum. Okuyamadığınız veya herhangi bir kimsine okutmadığınız bir şeyi de üstünüzde taşımayın. Üstünde ne, içinde ne yazdığını bilmiyorsanız, ne olduğunu bilmiyorsanız bunu taşımayın, üstünüzde bulundurmayın. Bakın, eğer içerisinde herhangi bir ayet-i kerime varsa,
Kur'an-ı Kerim'de geçen herhangi bir ayet-i kerime. Bununla tuvalete girme, banyoya girme gibi bir edepte hata yapmamamız gerekir. Dolayısıyla bunu çıkarıp öyle tuvalete girelim. Eğer içerisinde herhangi bir ayet yoksa veya içerisinde Allah'ın lafızlarından herhangi bir tanesi yoksa, bu bir sadece duaysa. Örnek veriyorum, ben şu kağıda şimdi Ya Rabbel Alemin beni koru desem veya beni koru yazsam, Allah'ın sıfatı, Allah'ın isimli sıfatı hiçbir şey olmasa, bunu üstünde taşımamanın hiçbir sakıncası yoktur. Bu bir dua ifadesi ise bir sıkıntı yoktur. Ama içerisinde herhangi bir ayet-i celile veya Allah'ın lafızlarından herhangi bir tanesi geçiyorsa, bunu üstümde bulundurarak tuvalete girmem, tuvalette bulunmam, banyoda bulunmam benim için bir sıkıntıdır. Ben edepte böyle bir hatayı yapmamanızı tavsiye ederim. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Günün. Dediğim gibi çok sorular var. Tasavvuf ile alakalı, kelam ile alakalı, kader ile alakalı sorular var. Fakat bunlar bizim daha sonraki haftalarda da konuşacağımız mevzular. Her haftanın bir konusu olacak. Kent 19 TV'de bizim de süremizin sonuna doğru geliyoruz. Daha fazla evet. Aşamayacağız. Şunu söyleyelim. Mesela biz bildiğiniz gibi en başta iman nedir konusunu ele almıştık. İmanı en başta geçtiğimiz hafta sohbetimizin ilk cümlesi de Allah'ın varlığını ve birliğine Peygamber aleyhissalatu vesselamın tevatür yoluyla getirmiş olduğu esaslara inanmaktır demiştik. Biz öncelikle imanı geniş bir açıyla ele aldık. Bu hafta Allah'ı tanımak konusuyla başladık. Bir dahaki hafta örnek veriyorum kaderi. Nasıl anlamamız gerekir? Kader nedir konusunu ele alacağız. Bir dahaki hafta peygamberler konusunu ele alacağız. Bir dahaki hafta ahiret konusunu ele alacağız. Ölüm nedir? Öldükten sonra ne yaşanır? Hesap nedir? Mizan nedir? Mahşer nedir? Bunları konuşacağız. Her haftanın ayrı bir konusu olduğu için geçtiğimiz hafta sağ olsunlar kanalımızın yöneticileri böyle bir programa biz süre koyamayız, siz belirleyin dediler geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta da çok uzun oldu. Her konuya değindikçe konu çok fazla bölünüyor. O yüzden dolayı biz inşallah programımızı bir saat olarak ayarladık bu haftadan itibaren. Bir saat içerisinde belirlediğimiz konuya yönelik konuşacağız. Belirlediğimiz konuda daha fazla ayrıntılı bir şekilde bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. İnşallah sizin o kaderle alakalı sorduğunuz evet. Soruyla da önümüzdeki haftalarda ilgileneceğiz. Önümüzdeki haftada bizi takipte kalın. İnşallah cevabını vermeye çalışırız. Evet, Allah'ın izniyle. Sayın Uğur Bey'in, Sayın Bahadır Bey'in yazdığı soruları biz not edeceğiz. İnşallah bu soruları da boş bırakmayacağız. İnşallah. Dediğim gibi süremizin sonuna geldik. Bazen sınırları aşmamak gerekiyor. Evet. Bahadır Bey'in Amasya'dan yazmış. Çok selamı var sizlere. Aleyküm selam. Hocam, esnafımız dua istemişti. Evet. Özellikle ben de bu pandemi sürecinde koronavirüsle mücadele ediyoruz. Bunun için de halkımıza, tüm dünya halkına evet. Dua rica ediyorum sizden. Son sözleriniz varsa onları da alalım. İnşallah. Kapatalım programımızı. Elhamdülillah bir program daha sonuna geliyoruz. Öncelikle şunları ifade edelim. Umarım faydalı oluyoruzdur. Umarım bir şeyler katabiliyoruzdur. Bir hatamız, bir kusurumuz olursa, olduysa affola diyelim. Bir dua ile sohbetimize bugünlük son verelim inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibeti lil muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel Alemin, elimizi açtık, boynumuzu büktük, senin huzuruna geldik. Ya Rabbel Alemin, senin kulların olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Gerek hastalıklarla, gerek birçok sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Ya Rabbi sen bizim yaratıcımızsın. Ya Rabbi sen bizim gözetenimizsin. Bizler aciz varlıklarız. Ya Rabbi ne olursun üzerimizden hastalık sıkıntısını başla. Diğer sıkıntılarımızı da birer birer kaldırıver Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sen bizlere yakın olansın. Sen bizleri en iyi bilensin. Ya Rabbel Alemin, bizim maksudumuz sensin. Bizim derdimiz, tasamız sensin. Ya Rabbel Alemin, gönlümüzde, içimizde senden gayrı, senden uzaklaştıracak tüm mevzuları çıkartıver. Sana daha yakın olmayı nasip eyleyiver. Ya Rabbel Alemin, aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatını anlamayı, yaşamayı, senin kitabın Kur'an-ı Kerim'i
daha iyi barındırmayı, daha iyi yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve dahi ya Rabbel Alemin, dua isteyen kardeşlerimiz var. Ya Rabbel Alemin, başta şu zor günlerimiz içerisinde hasta kullarına Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar nasip eyle Allah'ım. Dertli kullarına devalar nasip eyleyiver Allah'ım. Borçlu kullarına edalar veriver ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin, birçok sıkıntıyla boğuşurken geçim gailesiyle kendilerini, gecelerini, gündüzlerini yıpratan kardeşlerimize ya Rabbel Alemin yardımını üzerlerinizden eksik eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşlerimizin kesesine bol kazanç, bereket ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, işlerinde hayırlar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, kendi keselerini bereketle eylediğin gibi ya Rabbel Alemin tüm Müslüman beldede yaşayan, ya Rabbel Alemin birçok sıkıntı içerisinde yaşayıp da açlıkla, susuzlukla imtihan gören bütün kardeşlerimize de yardımını eksik eyleme Allah'ım. Dünyanın dört bir tarafında zalimin zulmü altında inim inim inleyen din ümmeti Muhammed'e nusretinle muamele eyle Allah'ım. Amin, amin. Vesselamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. داها وياسين بحرمة لسر سورة الفاتحة. Ağzınıza sağlık hocam. Her şey için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle inşallah. Bütün izleyenlere, bütün ilgi gösterenlere, mesajlarını yazanlara, iyi dileklerini yazanlara, soru soran herkese teşekkür ederiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.